Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber el açması ıspanaklı börek yapalım. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su, kabartma tozu, 1 yumurta, un, tuz ve birazcık şekere ihtiyacımız var. Üzerine için arkadaşlar tereyağı, sıvı yağ, maden suyu ve yumurta sarısı kullanacağım. İçi içinde kuru soğanlı ıspanak ve baharat arkadaşlar. Tamam, bu kadar. Şimdi hemen hamuru yapmaya başlayalım. Unu alabildiği kadar un kullanacağım arkadaşlar. Çok koyu, katı bir hamur olmayacak. Hemen başlayalım yapmaya. Kabartma tozunu, sıvı yağı, sirkeyi, bir tane yumurtayı, bir bardak su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker. Malzemelerimizin tamamı bu kadar. Yumuşak bir hamur yapalım. Şöyle yumuşak bir hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi bu hamurumuzu eşit parçalara bölelim. Tane hamur oldu arkadaşlar benim. Yani 10 tane böreğim olacak. Bu şekilde biraz dinlenmeye bırakıyorum. Yarım saat kadar. Diğer tarafta arkadaşlar ince kıyılmış soğanımızı pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Daha önceden yıkayıp ince ince kıydığımız ıspanakları ilave ediyorum. Ispanakları çiğden de koyabilirsiniz. Ben birazcık pişireceğim. Ispanağımızı biraz kavurdum. Şimdi birazcık kırmızı biber, birazcık karabiber, bir tatlı kaşığı kadar ve tuzumuzu ilave edelim. Biraz salça da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben koymuyorum. Bunu da soğumaya bırakalım. Hamurlarımız dinlenene kadar. Hamurlarımızı açmaya başlayalım. Açabildiğiniz kadar ince açmaya çalışın arkadaşlar. Açtıktan sonra içini yağlayalım. Sıvı yağla. Kenarını katlayalım. Harcımızdan koyalım içine. Her iki başını katlayalım. Tekrar yağlayalım ucunu. Rıskamızı. Yağlamış olduğum tepsiye
şu şekilde yerleştireceğim. Hemen diğer hamurumu alıyorum. Açabildiğiniz kadar ince açmaya çalışın arkadaşlar. Diğer hamurumuz da açtı. Hemen içini yağlayalım. İç harcını koyalım. Yine kenarlarını katlıyorum. Ucunu yağlayalım arkadaşlar, açılmasın. Hemen diğer yapmış olduğum böreğin kenarından ilave ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün hamurlarımızı açalım. Böreğimizi açtım arkadaşlar ben. Şimdi kesiyorum. Şöyle. Eritmiş olduğum tereyağı üzerine gezdiriyorum. Ben ortada iki tanesini peynirli yaptım. Şu iki tanesi peynirli arkadaşlar. Şimdi biraz da sıvı yağ sürelim. Maden suyunu da üzerine boşaltalım. Yumurta sarısını da sürelim arkadaşlar üzerine. Fırınımızı önceden ısıtalım. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına vereceğim. Böreğimiz pişti arkadaşlar. 45 dakika kadar pişirdim. Şöyle içine de bakalım. Çıtır çıtır oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum, beğeni yaparak beni destekleyin. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.